Kadir İnanır ve Jülide Kural bir AVM. Kadir İnanır'la ilgili haberler her gün geliyor. Eskiden bu kadar gelmiyordu. Film. Film geldi tabii. Kapı film, geldi biliyorsun. Kapı gibi film geldi. Kapı gibi film bugün vizyona girdi ve bayan hanımefendi arkadaşıyla, kadın arkadaşıyla pardon bayan dedim. AVM çıkışı görüntülenmişler. Geçtiğimiz gün Türkan Şoray Kadir İnanır'ı kibirli olmakla suçlamıştı. Kadir İnanır'a Türkan Şoray ne cevap verdi? Daha doğrusu Kadir İnanır Türkan Şoray'a ne cevap verdi? Kibirli miymiş? Ay eve gidip izleyeceğim bu filmi tekrar. Gerçekten mi? Vallahi billahi çok özlemişim. Ne olur birazcık görüntü vermez misiniz ya? İlyas ve Asya'nın Al yazmalım. Ay ne aşkı. Kadar güzel bir aşk. Ve bu kadar güzel filmlere imza atan bu ikilinin arası kırgın olamaz ya. Olmamalı. Olmamalı yani. Ece bu şaka yaptığımdan önceki cümleleri ben hiç şaka olduğunu düşünmüyorum. Kibirli diyorsun. Yok. Ben kibirli olduğunu düşündüğünü düşünüyorum. Yani Türkan Şoray bu konuda şaka değil. Bence gerçek duygularını söyledi diyorum. Türkan Şoray, ya Kadir İnanır'ın kibirli olup olmadığını bilmiyorum. Ama bazı insanlara da kibir çok yakışıyor. Peki hiç ben yan de Kadir İnanır olsam mı? Kibirli olurdum. Yan yana gördük mü ikiliyi? En son gönderilmemiş mektuplar. Çok büyük yurt dışı bağlantılı bir kamyon firmasının lansmanında ikisini istemişler. Geceye gelmesi için çok da para verilmiş, büyük paralar, ama Selvi Boylu al yazmalım imajıyla asla çıkmıyorlar birlikte. Ciddi bir paraya bile hayır demişler. Çok az, ne olur izleyelim. İzleyelim ayol. Olur. Ver ses. Ver coşkulu. Yani hakikaten çok güzel. Ay bunu söyleyeyim, gururla söyleyeyim. Hatta babam yazmış, film Osmaniye'de çekildi ona göre. Memleketinde. Peki. Ay bak, çok bak, güzel bak. Film ya. Ay. Çocuklar ne kadar güzel olmuş hakikaten. Çocuk o, Samet onundu değil mi? Kadir İnanır'ın mıydı? Evet. Herhalde. Bilmiyorum. Ama çok çocuğa zaten babalık yapan başka tarafta öbür abi. Değil mi? O zaten öbür abi. Hayır öyle mi? Evet. Evet öbür abiyi seçiyordu zaten. Öbür sen git izlesene seçiyor. Bir tekrar. İşte tekrar izleyeceğim. Ben Allah'tan hani hafıza gidik ya, ben tekrar yeniymiş gibi izliyorum. Bugün bir şarkı keşfetmiştik. Ay bu şarkı çok güzel. Yıllara, aylardır da aynı şarkı söylüyor. Çok güzelsiniz. Ay neyse tamam. Peki o zaman bu kadar güzelken, her şey bu kadar muhteşemken niye birbirleriyle görüşmüyorlar? Orada bak bir ayrıntı dikkat çekiyor. Ne diyor Türkan Şoray? Ben onun adını hayır hep ağzına alırken o beni hiç anmıyor diyor. Aynı şeye dikkat etmişiz. Evet. Gerçekten bu önemli bir detay mi? Ama. Öyle. Var mesela bazı, mesela kibirsiz ya da kompleksiz insanlar isim söylerler. Hiç de gocunmazlar. Bazıları kompleksinden isim kaçırırlar. Ama şimdi Kadir İnanır'ın, anladın mı, bir şey ihtiyacı yok. Niye yok? Yani söylememeye. Bence söylemesi gerekiyor. Çünkü evet, çok büyük. Ya bence Kadir İnanır deyince aklıma Türkan Şoray, Türkan Şoray deyince de aklıma Kadir İnanır geliyor. Aynen öyle. Bu yüzden bu ikiliyi bu imajda tutmak lazım. O da sizin ikinizin görevi bence. Siz küçük. Yani ben büyüklerimizden bunu rica ediyorum. Çok güzelsiniz deyip geçiyorum.